Yargıç Haşmet'in karşısına bir sürü naviş insan çıkmaktadır. Ama ömründe felsefeyle ilgilenmemiş olmasına rağmen kendisine filozof lakabı takmış bir tanesi vardır ki yargıcın gerçekten sinirine dokunur. Haşmet şöyle der: "Sana doğruluğun faziletini öğretmeye niyetliyim, mahkum. Üçkağıtçılık ve dolandırıcılıktan ve melun boynunu kurtarmak için mahkemeye defalarca ve sistemli biçimde yalan söylemekten suçlu bulundun. Ama bak, şimdi adaletin pençesine düştün. Bu mahkeme, burada yargıç sözlerinin etkisini arttırmak için susar ve bir çift siyah eldiven ile küçük bir siyah şapka takar. İdam edileceğin bir yere götürülmene ve son nefesini verene kadar boynundan asılmana karar verildi. Fakat ben yüce gönüllü bir yargıcım. Bu yüzden sana doğrunun değerini anlaman için bir fırsat daha vereceğim. Şayet idam gününde tek bir doğru beyanda bulunan bir ifadeye imza atarsan cezan 10 yıl hapse çevrilecek. Gel gelelim infaz amiri ifadenin yanlış olduğuna hükmederse cezan anında uygulamaya konulacak ve seni uyarıyorum." diyen Haşmet, sözlerinin dolandırıcı üzerinde hiçbir etkide bırakmadığını görünce amir, mantıkçı, pozitivist, infaz memurları cemiyeti üyesidir ve her türlü metafizik saçmalığı yanlış addedecektir. Onun için bu hanıma oyun oynamaya kalkma. Hadi bakalım, karar vermek için bir günüm var. Bunun üzerine bu ağır cezayı duyan jüri kararını alkışlar ve salondaki herkes böyle bir uğursuzun hem ağır bir ceza almasından hem de halk önünde doğruyu söyleyerek küçük düşürecek olmasından duydukları memnuniyetle sanığa bakar. İnfaz günü gelir ve sevinçten yüzü parlayan dolandırıcı imzaladığı ifadeyi infaz amirine verir. Kadın giderek artan bir şaşkınlıkla ifadeyi okur. Ardından kağıdı buruşturup mahkumun hiçbir ceza almadan salıvermesini emreder. Mahkum ifadesinde kendisini kurtaracak ne söylemiş olabilir?